Karı gibi söylenildiz oğlum. Ay oldu amına koyayım ay. Nerede oğlum bu adam? Abi valla sorduk soruşturduk. Adam yer yarıldı içine girdi sanki. Peşine gireydiz. Abi rencide oluyoruz ha. Allah Allah. Kusura bakma Vedo Bey, rencide mi oldunuz? Kaç milyonluk adam oğlum nasıl kaybolur? Abi valla emlakçıdan da izini bulduk. Ama o da yol almış. Dükkanı kapatıp kaçmış. Sizin yapacağınız işi sikeyim ben Cabbar. Bir de Gökhan abiye sizi savunup duruyor. Böyle yağlı lokma kaçırılır mı oğlum? Hele sen. Lokma gördüğün zaman atlaman lazım. Abi valla kusura bakma ya. Valla bakıyorum Cabbar. Üzülsüz beni. Neyse. Gökhan abi işi getiren arkadaşlarıyla konuşup yerlerini öğrenecek. Siz de gidin bu mazotçuların başı ne yer. Nerede ne içer tas tamam öğrenin. Adam iyice gömdü kendini. Yerini bulunca gidip patlatacağız. Tamam. Bunu da pok etmeyin ha. Baba yok mu bugün? Gel konuşak demişti. Suriye'de. Yarın akşam gelecek. Geldiği zaman konuşursun da konuşacaksın. Bu cahiller var ya, Gökhan abi yere çekerek en iyisini yaptılar kardeş. Ondan yemediler. Ben bizim avımıza koyayım. Keşke biz de öyle yapaydık. Alttan aldık da saydık da ne oldu? Sik gibi yine ihale bize kaldı. Lan belli belli konuşmayın oğlum. Biraz mantıklı olun ya. Her tartışma bize zarar verir, bunu görmüyorsunuz mu? Allah korusun o cangolarla ozilerin birbirini açacağı savaş hepimize sıçrar ha. Grubu böler bunlar. Dikkatli olmak lazım kardeş. Ağa çıktılar. Bunlar bende. Siz diğerlerini bekleyin. Yaşıyor amına koyayım. Ne biliyor ki içeride olduğunu? Boş boşuna ağacı olduk burada belki. Ve dışarıdaysa da elbet gelecek. Ne diyor lan bu? Kim ne diyor lan? Cabbar. Allah'ın dağına çağırıyor bizi. Acaba yine neyin peşinde bu? Allah Allah.